Selamun aleyküm. Dil bilgisi Arapçada fiil cümlesi. El kavaid el cümle el fi'liye. Arapçada cümleler, sayfamıza bakalım kaçıncı sayfadayız? 86. sayfadayız. Arapçada cümleler ya bir fiille başlar ya da bir isimle. Hangi tür kelimeyle başladığına bağlı olarak hem cümle anlamlandırması farklılaşır, adlandırması farklılaşır hem de cümlenin analizi, irabı. Çünkü bir isim cümlesindeki söz varlıklarının cümle ögelerinin adlandırmasıyla fiil cümlesindeki ögelerin adlandırılışı farklıdır. Arapçada fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denir. Bir fiil cümlesinde cümleyi oluşturan temel ögelerin sıralanış biçimi şu şekildedir. Fiil, fail, meful. Türkçe'de özne, mefule de nesne diyoruz. Ketebe talibu risaleten. Öğrenci bir mektup yazdı. Ketebe fiil. Et talibu fail. Risaleten meful. Fiil cümlesinin öznesi el fail. Fiil eylem. Fiil herhangi bir iş yapmak. Fail de o işi yapan kişi. Aynı fiilin kökeni. Faale yefalu fiilen fehuve failun. Failun o işi yapan kişi. Failul hayır. Hayır işleyen. Faili meçhul. Faili meçhul. Evet, bu Türkçe'de kullanılıyor. Faili meçhul. Bir iş yapılmış ama yapan kimse meçhul. Fiil cümlesinin öznesine Arapçada fail denir. Fail hiçbir zaman fiilden önce gelmez. Daima fiilden sonra gelir. Dolayısıyla fiilden önce kullanılan herhangi bir isim veya zamiri fail diye adlandırmayacak. Faili hep fiilden sonra arayacağız. Evet, bu kaideyi ezberlememiz lazım. Fail devamlı fiilden sonra gelir. Fail olan sözcük daima merfudur. Fiil cümlesinde bir kelimeyi özne yerinde kullandığımızı o kelimeyi merfu halde kullanmak suretiyle göstermiş oluruz. Arafe talibu et tabibe. Öğrenci doktoru tanıdı. Arafe et talibu et tabibe. Öğrenci doktoru tanıdı. Bu cümlede öğrenci faildir. Et talib. Çünkü merfu kullanılmıştır. Görüyoruz. Raf, damme, ötre. İlk Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken elif cüzünde ne diyoruz buna? Ötre. Sonra damme oluyor. İrab seçiminde buna ne diyoruz? Merfu diyoruz. Raf olunmuş. Yani bir fail veya raf olacak bir kelimenin sonuna gelmiş ve onu merfu kılmış. Ref alameti, bunu düzeltmiştik. Raf alameti sonundaki dammedir. Damme yani ötre. Et talibi öğrenci yerine et tabip doktor kelimesi merfu olmuş olsaydı o zaman cümlenin öznesi doktor olacak ve cümleyi doktor öğrenciyi tanıdığı biçimde anlamlandıracaktık. Evet, bunu yapalım isterseniz. Arefet tabibu et talibe. Bunu değiştirelim. Doktor öğrenciyi tanıdı. Yani burada merfu, raf olduğu zaman, damme olduğu zaman fail, mensup olduğu zaman mef'ul, nesne. Ama bunlardan önce ne olacak? Fiil olacak. Fiilden sonra olursa sıralama bu şekilde oluyor. Fiil, fail, mef'ul. İş, eylem, oluş, onu yapan ve kime yapıldığı, mef'ule, kendisine, mef'ulun bih diyoruz ya, kendisine yapılan herhangi bir iş, oluş. Bu da mutaaddi fiil oluyor tabii ki. Fiilin faili mef'ulü bih'e geçiyor. Ve ma yetecavezu fi'lül fa'il ilel mef'ulü bih. Failin fiili mef'ulü bih'e geçen. Peki fiil cümlesi kurarken dikkat edilecek hususların başında fiil ile fail arasındaki bağlantı gelir. Zira cümle başında kullanılan fiilin yapısı kendisinden sonra gelen failin yapısına, eril veya dişil oluşuna, açık bir isim veya zamir oluşuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Evet. Aşağıda anlatıyor burada misali. Arafe, arafet et talibe söyleyelim. Arafet et talibetu. Bu fiil müennes olduğu zaman fail de müennes olacak. Ya da fail müennes olduğu için fiil de müennes olacak. Arafe et talibetu et tabibe. Yani bunu mana olarak çözeriz. Ama İrab'da dil bilgisinde hata yapmış oluruz. İmtihanda da bu bizim için yanlış demek olur. Eğer ki bu hatayı imtihanda yaparsak. Normal konuşmada bir sıkıntı olmaz. Anlaşılır ne demek istediğimiz. Devam edelim. Fiil cümlesinde fiil-fail ilişkisi.
Evet. Bir fiil cümlesinin faali, öznesi daima fiilden sonra gelir. Bunu söylemiştik. Fiilden önce özne kullanılmışsa bu öge fail olarak adlandırılmaz. Başka bir adla adlandırılır. Bu husus isim cümlesi bahsi işlenirken ayrıntısıyla ele alınacağından burada bu konuya girilmeyecektir. Bizim unutmamamız gereken husus fiil cümlesinde fail olan sözcüğün hep fiilden sonra gelmek zorunda olduğu, yani fiilden sonra aranacağıdır. Fiil kendisinden sonra gelen failin aşağıdaki özelliklerine bağlı olarak şekillenir. Fail eril ise fiil de eril, fail dişil ise fiil de dişil yapıda kullanılır. Örnek: fail eril ise fiil de eril, fail dişil ise fiil de dişil yapıda kullanılır. Kısaca şöyle arkadaşlar: fail müzekker, fiil de müzekker olur. Fail müennes, fiil de müennes olur. Ketebet talibu risaleten. Erkek öğrenci bir mektup yazdı. Ketebet talibetu risaleten. Kız öğrenci bir mektup yazdı. Bu örneklerde öznenin cinsiyetine bağlı olarak fiil de yapısının değiştiğini fark ediniz. Evet, neyi fark ettik? Fail müzekker, fiil de müzekker. Fail müennes, fiil de müennes. Bu kadar basit. Devam edelim. Fail açık bir isim, yani yazdı, yazdılar, yazdın, yazdım, yazdık, yazıyorsun, yazıyoruz örneklerinde olduğu gibi fiile bitişik, açık veya gizli bir özne zamiri değil de Ali, Ayşe, doktor, mühendis, öğretmen gibi açık bir isim ise fiil daima üçüncü tekil şahıs yapısında kullanılır. Fakat failin cinsiyetine bağlı olarak üçüncü tekil ya müzekkerdir ya da müennestir, eril ve dişil. Peki bakalım. Ketebet tullabu, ketebe yazdı. Kim? Et tullab. Neyi yazdı? Risaleten. Mektubu yazdı. Peki burada ne dedik? Talip dedi, tullab dedik. Yani cemi. O zaman ne diyeceğiz? Yazdılar. Erkek öğrenciler bir mektup yazdılar. Ketebet talibatu risaleten. Kız öğrenciler bir mektup yazdılar. Yesbahur rical fil bahr. Adamlar denizde yüzüyorlar. Tesbahun nisa fil havd. Kadınlar havuzda yüzüyorlar. Evet arkadaşlar, burada ne oldu? Ketebe fiil, ettullabu faili. Fakat bu neyi? Cemi. Ettalibat fail, cemi. Errical cemi, ennisa cemi. Peki devam edelim. Bu örneklerde failler çoğul olmalarına rağmen açık bir isim olarak geldikleri için fiillerin hep üçüncü tekil şahıs. Üçüncü tekil şahıstan maksat müfret, müzekker şurada ve şurada, şu ikisinde gayip, şurada da müfret müennes gayip. Gayip olduğu zaman üçüncü tekil oluyor arkadaşlar. Sadece doğru kullanıldığını ama failin cinsiyetine bağlı olarak ya üçüncü tekil eril, biraz önceki bahsettiğimiz müzekker, ya da üçüncü tekil dişil, müennes olarak kullanmış olduğunu tekrar gözden geçiriniz. Tekrar gözden geçirelim. O zaman biz şöyle yapalım. Ketebe ve yesbahu. Bunlar müzekker. Yani bunlar ne arkadaşlar? Eril. Bu şekilde. Ketebet ve tesbahu. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar da dişil, müennes. Fail açık bir isim olarak değil de gizli, nözne veya bitişik zamir olarak geliyorsa bu durumda fiil tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişilik bakımından faile uygun çekimiyle kullanılır. Bir daha okuyalım. Fail açık bir isim olarak değil de gizli özne veya bitişik zamir olarak geliyorsa bu durumda fiil tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişilik bakımından faile uygun çekimiyle kullanılır. Bu durum daha çok failin birden çok eyleminin peş peşe anlatıldığı anlarda karşımıza çıkar. Fail ilk eylemde zikredilir, daha sonraki eylemlerde açıkça zikredilmez. Fail açık bir isim olarak değil de gizli özne veya bitişik zamir olarak geliyorsa bu durumda fiil tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişilik bakımından faile uygun çekimiyle kullanılır. Bu durum daha çok failin birden çok eyleminin peş peşe anlatıldığı anlarda karşımıza çıkar. Fail ilk eylemde zikredilir. Daha sonraki eylemlerde açıkça zikredilmez. Ama fiilde o isme, yani faile ait bitişik bir zamir bulunur ki böylece eylemin
kim tarafından gerçekleştirildiği anlaşılabilsin. Örnek: erkek öğrenciler okuldan çıktılar. Kütüphaneye gittiler ve bir saat ders çalıştılar. Haracat tullab minel medrese ve zehabu ilel mektebe ve derasu sa'a. Evet, Arapçada her bir fiil, ister faili açık bir isim olsun, ister gizli bir zamir, ister mef'ulü olsun, ister olmasın, tek başına bile bir fiil cümlesi demektir. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte altı çizili fiillerle başlayan üç fiil cümlesi bulunmaktadır. Haraca, zehebu, derasu. Ancak ikinci ve üçüncü cümleler, zehebu, derasu, ortak öznelere dolayısıyla, ortak derken özne fail. Kim bunun faili? Onlar gittiler derken onlar. Buradaki vav. Burada da vav. Onlar okudular. Evet. Birinci cümleye bağlıdırlar. Evet. Ve ardı ardına gelmektedirler. Bu cümleleri teker teker ele alarak konuyu daha iyi kavramaya çalışalım. Peki. Erkek öğrenciler okuldan çıktılar. Haracat tullab nel medrese. Bu örnekte fail açık bir isim olarak geldiği için ve de eril olduğu için fiil üçüncü tekil şahıs eril olarak geldi. Yani müfret müzekker gayb olarak geldi. Fail erkek öğrenci veya iki erkek öğrenci biçiminde de olsaydı fiil yine aynı şekilde üçüncü tekil şahıs eril olarak kullanılacaktı. Yani şöyle olacaktı. Haracat tullab, haracat talip, haraca taliban olsaydı bu hiç değişmeyecekti. Yine müfret olarak gelecekti. Fiil cümlenin başında olduğu zaman arkadaşlar bu şekilde geliyor. Eğer ki şunu buraya almış olsak et-tullâbu haracu, bu da caiz söylenebilir. O zaman ne olur? Mesela bu şekilde haraca talib olur. Müfret cemii. Bunu faili buraya, fiili buraya alalım. Et-tullâbu haracu olur. Buradaki gibi haracı olarak kalmaz. Önce fail geldiği zaman fail cemii ise fiil cemiye dönüşür. Ama fiil başta müfretse sonraki fail cemii olsa da fiil cemii olmaz. Haracat talibin el medrese ve haracat taliban minel medrese gibi. Kütüphaneye gittiler ve zehebu ilel mektebe. Bu örnekte baştaki vav, şurası arkadaşlar, Türkçe'de virgül ile ayrılan birbiri anlamca da bağlı iki cümleyi bağlamada kullanılan atıf vavıdır. Buradaki. Bu vavı bir kenara koyarsak, fiilden sonraki failin açık bir isim olarak gelmediği görülür. Onun yerine cümlenin Türkçesinde olduğu gibi Arapçasında da fiile bitişik özne zamiri kullanılmıştır. Zehebe fiilinin bir saat ders çalıştılar ve deresü saaten, burada da ders çalıştı fiilinin faili açık bir isim olarak gelmemiştir. Bu yüzden ders fiili erkek öğrencilerin temsil ettiği üçüncü çoğul şahıs eril formuna uygun yapısıyla kullanılmış ve böylece ders çalıştır anlam oluşturulmuştur. Burada fail fiile bitişik özne zamir olan çoğul vavıdır. Derese, deresa, deresü. Deresa da tesniyede elif fail. Burada cemide, deresü de vav. Zehebe, zeheba elif. Zehebu de vav. Evet arkadaşlar, 87 ve 86. sayfalarda bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.